Sonunda hak ettiğin yeri bulmuşsun Çınar Efendi. Dur sen dur. Bunlar daha senin iyi günlerin. Abi. Abi nedir durum? Durum nedir? Ha. Ben sana sorayım Çınar, nedir durum? Senin burada ne işin var? Bu avukatın söyledikleri doğru mu? Ufak bir tatsızlık hepsi bu. Ben çıkınca halledeceğim buradan, merak etme. Ha, ufak bir tatsızlık. Çınar, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kadının kapısına dayanmışsın, haneye tecavüzden şikayetçi senden. Abi, Aysel'le durumu yanlış anladın. Deniz'le aramızda bir sorun olduğunu düşünüyor, hepsi bu. Çınar, neyse ne, neyse ne? Sen bir koca beysin. Koca bey soyadını taşırken attığın adımlara dikkat etmek zorundasın. Ailemizi düşürdüğün durumun farkında mısın sen? Abi, bana inanmanı istiyorum. Lütfen bana inan. Bu durumdan babamın haberi olmasın. Senden bunu rica ediyorum. Merak etme sen. Tabii ki söylemedim babama bir şey. Ben onu senden fazla düşünüyorum. Ya tartışmayalım şimdi burada, tamam mı? Hiç yeri ve zamanı değil abi. Gerçekten. Ne diyor avukat? Ne zaman çıkarmışım buradan? Avukat ne desin Çınar? Senin rezilliğini savcıya anlatmaya çalışıyor. Senin umursamadığın koca bey soyadının bir ağırlığı var ki savcı dinliyor. Birazdan ben de çıkıp konuşacağım. Hayır, bu adam şimdi seni salıverse bizim yine işimiz zor. Muhtemelen dava açılacak. Biz bunu basından nasıl saklayacağız, sen hiç bunu düşündün mü? Sen buraları düşünme. Ben şuradan bir çıkayım. Gerisini halledeceğim. Yeter ki beni buradan çıkartın abi. Uğraşıyorum. Ben de gidip görüşeceğim şimdi savcıyla. Abi. Sağ ol. Çınar. Yanımda olduğun için sağ ol. Önemli değil. Başka bir belaya bulaşma oldu mu? Madem bu rezilliği başıma siz açtınız, temizlemesi de size düşer. Nasıl olacakmış o? Bu işi temizlemenin bir yolu var. Çınar ve Deniz boşanacak. Sonunda dediğime geldin abla. Bu konakta yaşamanın size birkaç beden büyük geldiğini anladım. Aklın yolu bir. Tam zamanı. Alo. Ahu Hanım. Merhaba, nasılsınız? Her gün daha iyiyim Serdar. Döndün mü yoksa? Döndüm, döndüm. Tahminimden erken bitti işlerim. Önemli bir konuda görüşmek istediğiniz için ilk uçağı atlayıp geldim. Eğer müsaitseniz bugün görüşebiliriz. Tamam, görüşelim tabii. Sahilde buluşalım istersen. Harika. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Anne. Dışarı mı çıkıyorsun? Evet tatlım. Niye sordun? Beraber çıkalım. Hem anne kız günü yapmış oluruz, olur mu?
Çok güzel olurdu ama yani benim halletmem gereken bir şey var Esin. İşimi bitirir bitirmez ararım seni. Olur mu? Bakarız. Ay hemen bozulma Esin. Ay benim hemen çıkmam lazım ya. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Aysel teyzeciğim. Hadi geç içeri. Geç. Ya Selma. Nasılsın kızım? İyiyim Aysel teyze. Sen nasılsın? Ya biraz bitkin görünüyorsun. Gece uyuyamadım da ondandır. Çay içer misin? Yok içmeyeyim. Ya Aysel teyze, ben kaç gündür Deniz'i arıyorum, ulaşamıyorum. Telefonu çalıyor, çalıyor, açan yok. Ya mesajlarıma da geri dönmedi. Ben de senin haberin vardır diye sana sorayım dedim. Telefonunda problem var Deniz'in. Ama önemli bir şey değil. Gayet iyi. Hoş geldin Selma. Hoş bulduk. Demek sen de duydun ha? Deniz içeride. İçeride mi? Beni niye aramadı? Ya Aysel teyze ne oluyor? Deniz bize yalan söylemiş kızım. Olan bu. Ne yalanı? Gel. Fehmi Bey, Tekin Bey geldiler. Buyursun gelsin. Buyurun Tekin Bey. Fehmi Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Suzan, misafirimize bir kahve söyle. Peki efendim. Yine haberim oldu. Duyar duymaz geldim. Nasılsınız şimdi? Çok iyiyim, çok. Yorulmasaydınız buraya kadar. Olur mu öyle şey canım? Gelmeseydim içim rahat etmezdi. Nurhancığım da geçmiş olsun dileklerini iletti size. Eksik olmasın. Yani bizi korkuttunuz Fehmi Bey ama iyi gördüm sizi maşallah. Şu anda iyisiniz yani. Sağ olun. Doktor stresten dedi. Yani kalbim bir yokladı. Hatırlattı kendini bana. Dikkat edin kendinize lütfen. Bakın her şey kalbi zarar. İki gün sonra geçti dersiniz, unutursunuz ama kalp bu. Aniden çıkar ortaya, tak tak çalar kapıyı. Dikkat edin kendinize. Sinir, stres bunlar hep kalbe zarar. Maşallah aslan gibi iki tane oğlunuz var. Sağlık her şeyden önemli Fehmi Bey. Ne demişler? Tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Haklısınız. Artık ihtiyarladık. Buna alışmak lazım. Öyle demeyin Fehmi Bey. Siz daha çok adam gömersiniz. Siz bana bakmayın. Lütfü ediyorum yahu. Senin anlayacağın sahte evlilik yapmışlar. Bunca zaman hepimizi ayakta uyutmuşlar. Nasıl ya? Hayatta inanmam Aysel teyze. Yani onlar birbirlerini çok seviyorlardı. Çınar Deniz'in gözünün içine bakıyordu resmen. Ah benim yüzü gibi kendi de saf kızım. Sahte evlilik yapmışlar diyorum. Seni de inandırmışlar işte sahtekarlar. Peki ne olacak şimdi? Bitecek bu iş, boşanacaklar. Nasıl? Deniz mi istedi? Ben istedim. Senin bir avukat kuzenin vardı. Onun telefonunu versene bana. Ya ne boşanması Aysel teyze? Deniz'in boşanmak istediğini sanmıyorum. Çınar'ı çok seviyor. Kızım, sahte evlilik yapmışlar diyorum. Sözleşme imzalamışlar. Ne sevgisinden bahsediyorsun sen? Deniz'in o seviyorum lafları filan da yalan dolan. Hep o lanet olası koca beylere verdiği sözü tutmak için. Uf, aklı sıra beni koruyor. Ay. Aysel, Allah aşkına sakin ol artık. Al bakayım, iç bir suyu. Ya Selma yeter artık kızım ya vallahi günlerdir aynı konu üzerine döndür yani kadıncağız helak oldu ayol.
Kızım versene şu telefonu bana. Adı neydi? Ha, Volkan. Tamam. Ya Aysel teyze, ya ben bir konuşsam Deniz'le. Hani sana çekindi de söyleyemedi. Bana niye anlatmadı? Çok kırıldım, çok. Konuş bakalım. Ne konuşacaksan. Sor bakalım arkadaşın sana ne yalanlar sıralayacak. Serva. Ya sen nasıl yaparsın bana bunu Deniz? Hani biz dostuk? Ya insan dostuna böyle büyük bir yalan söyler mi? Canım. Canım arkadaşım. Ağlama ne olur, bak gözlerin kıpkırmızı olmuş. Ya kızım neler olmuş böyle? Aysel teyze çıldırmış gibi, boşanacaklar diyor. Anlatamıyorum Selma. Seviyoruz birbirimizi diyorum, kimse inanmıyor bana. Ne annem, ne halam. Türkü bile inanmıyor bana. Deniz, ağlama lütfen. Ya biraz zaman ver, anlamaya çalış. Hazmetmesi zor bir durum ama eninde sonunda ikna olacaklardır sevginize. Sanmıyorum. Çınar'ın adını bile duymaya tahammül edemiyorlar. Kaç kere kapıdan kovdular. Serma yardım et bana, ne olur benim Çınar'ı görmem lazım. Ya tamam. Tamam, buluruz bir yolunu. Çınar nerede şimdi peki? İstersen ben önce bir konuşayım. Karakolda. Polisler götürdü. Ne? Kahve en büyük dert ortağıdır derdi annem rahmetli. Her gün bir fincan kahve içmek lazım ki dert tasa senden çıkıp fincana gitsin. Nurlar içinde yatsın. Ne güzel söylemiş değil mi? Amin, amin. Bence siz de öyle yapın Fehmi Bey. Bırakın artık şu işi gücü, yastığının arkanıza, keyif kahvenizi için. Yalçın Bey zaten yıllardır işin içinde. E şimdi Çınar da geldi. Haklısınız ama alışkanlık işte. Çalışmadan yapamıyoruz. Canım, işi gücü bırakın demiyor ki kimse size. Bir elimiz her zaman üstünde olur. Ama Yalçın Bey ve Çınar gibi iki evladınız varken, hele Çınar. Sizin ona yaptığınız iyiliğin karşılığını fazlasıyla veriyor Çınar. Bravo ona. Bu zamanda insanın öz evladı bile yeri geliyor, sırtına dönüyor insanlara. Ama Çınar öyle mi? O da sizin gibi yüce gönüllü. Estağfurullah. Yok, öyle demeyin. Siz ne kadar yüce gönüllü olduğunuzu ta Manisa'nın köyünde öksüz yetim kalmış Çınar'ı ailenize alıp ona Koca Bey soyadını vererek cümle aleme gösterdiniz zaten. Ama o da bunun karşılığını fazlasıyla verdi. Çınar ilk günden beri benim öz evladımdır. Onu hiçbir zaman evlatlık olarak görmedim. O da sağ olsun çok iyi bir evlat oldu. Ailesine kol kanat geren, ona sahip çıkan, gerekirse canını bile verecek bir yiğit adam oldu. Çınar çok şanslı Fehmi Bey, çok. Siz olmasaydınız çok zor bir hayatı olurdu eminim. Fehmi Bey, yetimhaneye bıraktıklarına göre Çınar'ı, kimi kimsesi yoktu sanırım. Öyle mi? Öyle. Bugün hep benden konuştuk.
Biraz da sizden bahsedelim ha? Her gün daha iyi Fehmi Bey. Her gün daha iyi. Çıkıyor musun? Evet. Ne oldu? Nereye? Niye soruyorsun Sinem? Açıkça söylesene. Leyla Hanım sorarsa ne diyeyim diye sordum. Sana da iyilik yaramıyor. Leyla Hanım'ın haberi var zaten. Ama sen çok merak ediyorsan söyleyeyim. Kemer altındaki toptancıya gidiyorum. Sipariş verdiğimiz kumaşları almaya. Oldu mu? Oldu. Alo. Öykü çıktı şimdi moda evinden. Aferin Sinem. İşinin hakkını veriyorsun. Anladım Volkan oğlum. Hı hı. Hı hı. Evet kızımla geleceğiz. Tamam. Tamam görüşürüz. Ne diyor Volkan? Anlaşmalı boşanma olursa tek celsede hallederiz diyor. Bilmiyorum işte gidip konuşacağız. Şu düştüğümüz hallere bak Selma. Şu arkadaşının yediği haltlara bak. Vallahi ben de saydım döktüm içeride. Sen nasıl yaparsın bize bunu diye. Ağzını açıp bir şey diyemedi tabii. Çok üzgün ama. Benim kadar üzgün olamaz Selma. Yani 40 yıl düşünsem böyle bir şey yaşayacağım. Bunu da Deniz yüzünden yaşayacağım aklıma gelmezdi. Ay neyse düşün düşün bir yere varmıyor. Bir an önce bitirmek lazım bu işi. Sana güzel haberlerim var. Hoşuna gideceğini düşünüyorum. Öyle mi? Dinliyorum. Deniz'le ilgili gelişmelerden haberin yok tabii. Deniz mi? Hangi gelişmeler? Deniz sandığımız kişi değilmiş. Anlamadım. Ne demek sandığımız kişi değilmiş? Yani Çınar'ın işi değilmiş. Nasıl yani? Şöyle. Resmi olarak evliler. Ama anlaşmalı evlilik yapmışlar. Deniz annesinin ameliyat parasını çıkarabilmek için zorla evlenmiş Çınar'la. Ay, kız kendini feda etmiş. Yazık. Yani düşünsene. Zorla evleniyorsun bir adamla ve herkese karşı karı koca rolü oynuyorsun. Ay çok zor gerçekten. O zaman Deniz Çınar'ı sevmiyor. Ay ne sevmesi Serdar? Seni para karşılığında evlenmeye zorlayan birini nasıl sevebilirsin? Var ya biliyordum. O adam tam melek yüzü şeytan. Aman boş ver şimdi Çınar'ı. Sen Deniz'i düşün. Boşanacaklarmış. Boşanacaklar mı? Emin misiniz? Elbette eminim. Deniz'de o para nerede gezer? Annesi bütün bu olanları öğrendi. Konaktan geldi aldı kızı. Günlerdir de görüştürmüyor Çınar'la. Boşanacaksınız dedi, konuyu kapattı. Boşanacaklar demek. Deniz Çınar'ı sevmiyor. Benim bir an önce Deniz'le görüşmem gerekiyor. Aman ha. Sakın benim söylediğimi kimseye söyleme. Yani hoş olmaz. Hani ben laf taşıyor gibi olurum. Ben bütün bunları seni düşündüğüm için söylüyorum. Ahu Hanım, siz gerçekten melek gibi bir insansınız. Çok teşekkür ediyorum. Oh, mis gibi. Yeni çay kokusu gibi var mı Allah aşkına? Ya bana niye söylemedin Jale teyze? Ben getirirdim. Demlemesi senden, getirmesi benden, içmesi bizden. Hadi bakalım buyurun. Deniz'e verdin mi? İçmiyor. Thank you.
Avukat için sağ ol Selma. Çok ilgilendi. Benim adıma tekrar teşekkür edersin. Ya rica ederim. Keşke olmasaydı böyle ama. Ay. Ben içmesem kızlar, midem çok fena. Bir şey yok değil mi Aysa? İyiyim iyiyim, merak etme. Bu sinir stres herhalde mideme vurdu. Ben biraz uzansam. Selma, ayıp olmaz sana değil mi? Ya olur mu öyle şey? Rahatına bak lütfen Aysel teyze. Ben yabancı mıyım? Selma. Ay iyi ki geldin kız. Ev var ya resmen cenaze evine döndü. Bir taraftan ağlayanlar, bir taraftan susanlar. Oh be. İçim gönlüm açıldı ayol. Selma, duydun mu? Müteahhit Sekin'in oğlu evlenmiş. Ha öyleymiş. Gelini gördü mü? Pek güzel diyorlar. Böyle akça pakça bir kızmış. Fotoğrafını gördüm. Güzel kızmış gerçekten. Hmm. Ya Jale teyze. Hı. Hava çok güzel. Bahçede içelim mi çayları? Zenginin malı züğürdün çenesini yorar diyorsun yani. Hava da bedava. Hadi gel. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Tamam. İlişkimiz bu taşlar gibi dağılmıştı. Sen böyle söylemiştin. Ben de hepsini tek tek toparladım. Deniz. Biz istediğimiz kadar savrulalım. Oraya buraya gidelim, dağılalım. Ben hepsini toparlayacağım. Hem de öyle bir toparlayacağım ki. Bir daha asla kopmayacak. Hiç dağılmayacak. Afiyet olsun. Hmm. Harika olmuş vallahi. Ya şu çiçekler ne güzelmiş Jale teyze. Vallahi bir tutamazsam eksem. Aa, tutmaz. Tutmaz şimdi kızım bunlar. Ya niye ki? Ya bir bardak suya koyarım gidene kadar. Hem evde taze çiçekli toprağım da var. Kızım bunlar mevsimi değil şimdi bunların, tutmaz. Ya yoksa paylaşmak mı istemiyorsun Jale teyze? Kızım Allah aşkına niye paylaşmak istemeyim ya? Tutmaz kızım şimdi sen bunu şimdi ekmeye kalksan 2 gün sonra solar gider bunlar, yazık ya. Baharda ekeceksin ki kök versin değil mi? Şimdi olmaz. E baharda diyorsun yani. Terazi var, tartı var, her şeyin bir zamanı var. Zamanlama önemli tabii. Hadi gel geçelim.
Dikkat etsene ya, aşık mısın? Evet abi, ben bir yarım saate dükkanda olurum. Sen de topları hazırla, hepsini alayım gelmişken. Tamam, sağ ol. Motor taktı sanki yer cücesi. Kendi sonuna koşmaya ne kadar da hevesliymiş. Bilsem daha önce icabına bakardım. Gel gel Aysel. Vallahi hava öyle güzel ki içeriye geçmek istemedi canımız. Uyuyabildin mi sen? E işte. Kafa meşgul. Sürekli irkilip durdum. Ben sana bir çay koyayım. Ya Aysel, şöyle uykudan kalkınca üzerine bir şey al diyorum sana. Yani kızlar yapsa bık 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 edersin. Ne kadar bık bık etsen de, güzelce öğütlesen de insanoğlu burnunun dikine jale. Bak içeridekini. Hiç düşünmüş mü bu haltları yerken? Ben sana bir şal getireyim mi? Yok yok, istemem. İçim yanıyor benim, içim. Ya kendim demledim diye demiyorum. Vallahi tavşan kanı. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Kızım, kızım. Kusura bakma, korkuttum. Nereden çıktın sen, aptal herif? De, onu söylemek tam için durdum. Tam zamanıydı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Kafam kaldı ki. Bir yandan Meltem, bir yandan ablam. Bir de annem var tabii. Çalışmayacaksın o da evinde diyor. Nasıl ikna edeceğim ben bu kadını? Neredesin sen sevimsiz şey? Ay Allah kahretsin ya. Çınar. Deniz. Deniz. Çınar, iyi misin? İyiyim. İyiyim, sen nasılsın? Şimdi daha iyiyim. Seni gördüm ya. Ne zaman çıkacaksın buradan? Avukatla konuştum. Biraz daha uzun sürer dedi. Peki benim yapabileceğim bir şey var mı? İfade versen. Yok. Aysel annenin ifadesini geri çekmesi lazımmış. Sen düşünme şimdi bunları. Sen nasıl çıktın evden? Deniz. Yoksa Aysel anne yumuşadı mı? Kaçtım. Haberi yok buraya geldiğinden. Çınar kimse bana inanmıyor. Ben Çınar'la gerçekten evliyim diyorum. Onu çok seviyorum diyorum. Kimse bana inanmıyor. Dur ağlama. Merak etme. Her şeyi beraber aşacağız. Deniz. Ben çok özledim seni. Gülüşünü. Gözlerini. Nefesini. Kokunu, her şeyini. Her şeyini çok özledim sevgilim. Ben de. Kaçırma gözlerini. Kaçırma, bak bana. Bak bana böyle sevgi dolu gözlerle bak. Bak ki ben bütün dünyayı karşıma alayım. Herkesi, her şeyi yıkıp geçeyim. Ne oldu? Deniz, ne oldu? Ne sorun var ha? Bir şey mi oldu? Çınar annem boşanmamızı istiyor. Ne? Boşanmak mı? Deniz, ne diyorsun sen? Sen istiyor musun? Deniz, cevap versene bana. Sen boşanmak istiyor musun? Deniz, gözümün içine bakıp bana bir şey söyle.
Deniz istemiyorum desene. Boşanmak istemiyorum diye cevap versene bana. Annem öyle istiyor Çınar. Anneni bırak. Sen ne istiyorsun onu söyle. Bak. Sen benim karımsın. Ben seni seviyorum. Sen beni seviyor musun? Çok seviyorum. Bak bu evlilik gerçek bir evlilik dediğimiz anda ben seni yol arkadaşı olarak gördüm. Bu küçücük dünyada sen benim her şeyim oldun Deniz. O yüzden seni asla bırakmayacağım. Şimdi bana cevap ver. Sen boşanmak istiyor musun? Bana bunun cevabını ver Deniz. Çınar, ben senden boşanmak istemiyorum. Hiç istemiyorum. Annem bana boşanacaksınız dediği anda sanki dünyam başıma yıkıldı. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Benim için tek önemli olan şey bu. Sen benimle olmak istedikten sonra... Ama annemi de ezip geçemem Çınar. Anneme sen ne dersen ne diyemem. O benim canım annem Çınar. O şu an böyle yapıyor ama o benim iyiliğimi istiyor. Ben biliyorum. Anlatırız. Söyleriz. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Biz birbirimizden kopamayız deriz. Her şeyi söyleriz. Sen anlatmadın mı sanıyorsun? Kaç kez anlattım hem de ama anlamıyor, dinlemiyor beni Çınar. Bir daha anlatırız. Bir kere değil, 10 kere anlatırız. 10 kere yetmiyorsa 100 kere anlatırız. Her şeyi söyleriz Deniz. Birbirimizi çok seviyoruz deriz. Biz birbirimizden kopamayız deriz. Her şeyi anlatırız. O da bizim evliliğimizin gerçek olduğunu er ya da geç anlayacaktır Deniz. Merak etme. Anlar mı diyorsun? Bizi ayırmaktan vazgeçer mi? Anlayacak. Hiç merak etme. Bizim masalımız mutlu sonla bitecek. Korkma. Bizim masalımız mutlu sonla bitecek. Görüş süresi bitti. Gitmem gerekiyor. Anneni ikna edeceğiz. Merak etme, ne kadar zor olsa da başaracağız. Deniz, benden vazgeçme. Çünkü ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Ben hayatımın sonuna kadar seni seveceğim. Senden hiç vazgeçmeyeceğim. Biz asla ayrılmayacağız. Merak etme. Artık gitmemiz gerekiyor. Selam. Hayırdır? Nereye kayboldun sen? Dünya yanıyor. Sen her şeyden habersiz burada keyif kahvesi içiyorsun. Da bugün ben de mi bir tane içsem acaba? Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Karakoldan geliyorum. Karakol mu? Aa. Çınar Bey'i karakola almışlar. Savcıyla falan görüştüm ama bu gece çıkması zor gibi görünüyor. Ay Yalçın, doğru düzgün anlatsana olayı. Çınar'ı neden karakola götürmüşler? Çınar Bey'imiz Denizler'in evini basmış. Kapıya dayanmış, karımı göreceğim falan derken ortalık birbirine girmiş. Hadi canım. Ay Çınar'daki cesarete bak sen. Cesaret mi? Tamamen rezillik. Koca Bey soyadını unutmuş, milletin kapısına dayanmış. Karımı göreceğim falan birbirine girmiş her taraf. Sonra? Sonrası Aysel Hanım şikayetçi olmuş. İşte yaka paça polisler götürmüş. Neler olmuş neler.
Demek Aysel Hanım polis soruyla Çınar'ı Deniz'den uzaklaştıracak kadar sinirli. Ama siniri geçmez onun. Sen nereden biliyorsun? Canım ben de anneyim sonuçta. Yani bir anne damadı için bu noktaya geliyorsa geçmiş olsun. O iş bitmiştir. Yani bence de artık Çınar'la Deniz bir araya gelemez. Ay, umarım bir araya gelmezler. Ay, çok sıkıldım ben bu konağın içinde varoşların gezinmesinden. Ben de. Ama bu kadar olay içinde benim için güzel olan neydi biliyor musun? Tabii ki altın çocuk Çınar'ın gözden düşmesi. Aynen öyle. Babam bu rezillikleri asla affetmez. Karakollardan topladığı adama da şirket mirket emanet etmez. Böylece veliaht olarak koltuk sana kalır. Gerçek veliaht. Çocuk nezarete düşmüş, utanmasına göbek atacaklar ya. Nasıl da üzgünüm ben. Tek başına Aysel anneyle mücadele ediyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Deniz'i daha fazla yalnız bırakamam. Benim buradan çıkmam gerekiyor. Ama nasıl? Sen yapayalnız kal. Çınar'ı burada bırakamam. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ya biraz Türk kahvesi mi içsek kızlar? Ne dersiniz? Harika olur. Hem belki benim salıma bakarsın. Olur vallahi bakarım. E nasıl içerdiniz? Bol şekerli istiyorum ben Selma'cığım. Bana yapma kızım. Ben bir Deniz'e bakayım. Anahtar nerede? Ne oldu Aysel? Anahtarı buraya koymuştum, bulamıyorum. Aysel, ekmek kuran çarpsın. Bak ben elimi sürmedim anahtara. Vallahi ben de ellemedim Aysel teyze. Göreceğiz şimdi. Kız. Şimdi ayvayı yedik. Yok işte, gitmiş. Sen çıkardın değil mi Deniz'i? İçeride bizi lafla sözle oyalarken o da kaçtı gitti. Yok ya, ben tam da öyle yapmadım Aysel teyze. Nasıl çıktı kızım? Odada buhar olup uçmadı ya. Ya yapmak zorundaydım Aysel teyze. Ya Deniz çok kötü durumdaydı. Ya ne yapacaktın? Ya siz benim başıma bela mısınız? Bir tutturmuşsunuz, çok kötü durumda, çok kötü durumda. Ben sizin kadar düşünmüyor muyum kızımı? Ya düşünüyorsundur muhakkak Aysel teyze. Ama anlamıyorsun. Niye anlamıyormuşum ben? Ya Çınar'la Deniz birbirlerini seviyorlar. Anlamadığım bu. Kızımı düşünüyorum diyorsun. Onu alıp odaya kilitliyorsun. Ya dört duvar arasında ne kadar acı çektiğini görmüyorsun. Deniz'in iyiliğini istiyorum diyorsun ama gözünün içine bakmaya bile zahmet etmiyorsun. Baksan. Orada ne kadar büyük bir sevgi sakladığını göreceksin. Göremedin. Çünkü bakmadın. Deniz'in Çınar'ı ne kadar çok sevdiğini anlamadın. Şimdi kızın sevdiği adamla olmak için senden kaçmak zorunda kaldı. İstersen hala beni suçlamaya devam et ama suçlusu ben değilim. Deniz Çınar'la sadece para için evlendi. Ya Aysel teyze yapma lütfen. Bu evliliği sürdürmek istemesinin tek sebebi koca beylere olan borcu. Görmüyorsun, görmüyorsun dedin kızım ama bunu gören tek kişi benim. Kızım onun bu borç altında ezilmesine izin vermeyeceğim. Al hayatım. Sağ ol hayatım, sağ ol. Hala sinirlerim bozuk Nuran. Görmen lazım. Adam çekinmeden nasıl yalan söylüyor görmen lazım Nuran.
Yıllardır yalan söylemeye o kadar çok alışmış ki Tekin'cim. Yani Fehmi Bey için asıl zor olan doğruları konuşmak. Kimsesi yoktu Çınar'ın, yanıma aldım diyor. Bak gözümün içine baka baka söylüyor bunu adam. Sinirlenme hayatım. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yani yakında söylediği yalanlar ayağına dolanacak nasılsa. Sabırlı ol. Haklısın. Bu yaptığı kötülükler fitil fitil burnundan gelecek onun. Önce yıllarca yeğenimi benden saklamanın bedelini, her şeyini kaybederek ödeyecek. Ondan sonra da... Sonra da? Halit'in katili Orhan'ın bağlantılarını araştıracağım. O soysuz neredeyse bulup çıkartacağım. Sonra da Fehmi'yle olan ilgisini araştıracağım. Eğer Fehmi'nin Halit'in ölümüyle bir bağlantısı varsa... İşte o zaman korksun benden Fehmi Kocabey, Nurhan. İşte o zaman korksun benden.